Kaçıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Niye böyle bir kılıktayım diye soruyorsanız bana, tamamıyla çektiğimiz videoyla alakalı bir durum bu. İstenmeden, milletin haberi olmadan çekilen drone videoları ve drone kazalarına bakacağız şimdi. Çok garip duruyorum lan. Nefes alamadım lan. Yemin ederim nefes alamadım. Şu anda saçım başım dağınık olduğu için videoya böyle devam etmek zorundayım. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar, dediğim videoyu yapacağız şimdi. Ama bu videoya geçmeden önce, eğer henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı. Lütfen kanalıma abone olun. Bak, 1 milyon abone olduğumda zaman çok çılgınca bir şey yapacağım. Hepiniz şaşıracaksınız. Vallahi diyorum bak. Ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna şöyle bat diye bir yumruk atın. Like tuşuna şöyle bat diye bir yumruk atın. Hadi bekliyorum. Siz like atana kadar ben bir yere gitmeyeceğim. Like attığınızı varsayarak hemen videoya geçiyoruz. Evet, şu anda videoya geçmiş durumdayız, vaziyetteyiz. Hemen videoyu başlatalım şimdi. Şu anda suya düşmek üzere olan drone'unu bir adam alıp koşarak koştu aldı. Çok hızlı başladık biliyorum. Acayip hızlı başladık. Ama zaman kaybetmememiz lazım değil mi? Yalan mıyım ben? Yalan mı söylüyorum? Zaman kaybetmeden hemen başlayalım, devam edelim. Burada yine bir tane abimiz çok hızlı adımlarla drone'una doğru koşuyor. Yakaladı lan. Helal olsun lan. Vallahi yakaladı. Vallahi yakaladı. Aha. Bak bak, yüzündeki korkuyu gördünüz mü? Bir dakika bak. Adamın yüzündeki şu korkuya bakın. Oğlum yazık lan. Düşünseniz abi, minimum 1500 dolara falan bir drone alıyorsunuz. Minimum fiyattan bahsediyorum. Ve drone'unuz bir anda bağlantıyı kesiyor ve yavaş yavaş denizin üstüne doğru gidiyor. Deniz suyunun üstüne düşmeye başlıyor. Var ya, ben bunların hepsinin koştuğundan daha hızlı koşarım. Hepsinden. Ve bu arada arkadaşlar, burada gördüğünüz Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü yakın bir zamanda 5 tane mekanik klavye çekilişi yapacağım. Böyle bir hafta 10 gün içinde Instagram'da story olarak, hikaye olarak duyuracağım. Devam edelim. Ama adamın suratına bak ya. Kahrolmuş lan adam. Gerçekten kahrolmuş. Oradan koşmuş herhalde. İnşallah telif yemem. Aha. Oğlum bir de şansına baksana ya. O kadar yer var düşebilecek suyun. Bak bak. Oo, kurtardı lan. Vallahi düşecek sandım. Adamın suratına bak. Kahroldu. Ama niye gülümsüyor ki? Ne dediğini hiçbir şekilde anlamadım. Çünkü videonun sesi çok kısık. Abu. Hadi lan. Oha. Oğlum yazık lan. Tekme atıyor drone'a bir de üstüne. Oğlum o nasıl lan, adamdaki şansa bak. Faso ala ala gitti gitti gitti, pat diye kafasına çarptı adamın. Yine mi çarpacak? Oğlum şansına baksana şu adamların. Aha, bunları gözetliyor. Adam görmüyor mu o drone'u orada? Fake'tir bu, adam o drone'u görmüyor mu? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum hatta. Söylemeyeceğim değil. Bu düşürdüğü drone Türk parasıyla en az bir 45-50 milyarlık bir şey gibi duruyordu ha. Bu drone evliliklerine karşı olan tek kişi ve tek şeydi gibi bir şey söyledi. Bakalım ne olacak evli çiftimize şimdi. Kesin drone saldıracak onlara. Kesin drone saldıracak ama nasıl olacağını merak ederek izliyoruz. Aha 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 aha. Kafalarına çarptı tam. Oğlum yazık lan. Aha ablamız. Abo yazık lan kadına. Kaçıyor. Oğlum yazık değil mi lan, ayıp değil mi yaptığınız şey? Şuna bak, yüzünü falan saklıyor. Gitten alan yapıyor adam. Sile lan buradan yapıyor. Ha geri geldi. Üstüne falan şimdi bir kum atacaklar, bozulacak, anası ağlayacak, makinenin görecek robotun sahibi. Drone'un sahibi. Aha aha. Yatın üstünden gidiyor şimdi. Bakalım fark edecek mi yattaki ablalarımız. Aha adamlar fark etti. Adamlar fark etti, bakıyorlar. Hatta onay yapıyor, böyle yapıyor adam. Ağaca girecek. Aa girmedi, ne olacak? Kadınların üstüne düşecek herhalde. O nasıl bir ortam lan bu? Crashed and should be repaired.
Ciddi misin lan? Oğlum drone'u kovalıyor. Düşünsenize, telefonunuzdan drone'unuzu uçuruyorsunuz ve bir bakıyorsunuz kuş kovalıyor drone'unuzu. Ve hala kovalıyor, gölgeden bakın, hala kovalıyor. Hala kovalıyor. Başka bir kuş mu bu da? Neydi o? Arkeo out of nowhere gibi. Aha bak, karşıdan geliyor şuradan. Arkeo out of nowhere. Pat. Oğlum yazık lan, düşünsenize. O kadar olasılık var. Drone'unuzu dallara çarpabilirsiniz. Rüzgardan ters dönebilir. Bir şey olabilir. Her şey olabilir. Ama geliyor ve kuş tekme atıyor drone'unuza. Bu kadar kötü bir şey olamaz. Bu kadar şanssızlık olamaz. Diğer kelimeyi söylemek istemiyorum. Yanlış bir şeye bastım ses programında. İnşallah bir şey olmaz. Bu ne lan? Yaban şeyi mi bu? Aa, keçi. Manyak. Kafa vuruyor oğlum bunlar. Yerdeyken de vur bir tane. Yerdeyken de vur. Görsün ebesininkini. Bir daha gidiyor manyak. Bir daha gidiyor yanına manyak. Aha. Oğlum bir de yani böyle bayağı uğraşılmış bir drone ha. Sinyal sistemini bayağı geliştirmiş drone'un. Hala yapıyor ya. Baktı drone bozulmadı, devam ediyor psikopat. Adam hala kovalıyor. Oğlum bu hayvanlar psikopat ya. Bak bak, tahtadan kafasını şey yapıyor, çekiyor öbür tarafa. Oğlum koşsana hemen bir yere. Bunlar bir de köpek gibi tırmanıyor ha, kaçamazsın. Of of. Tamam yeter, sıkıldım ben bundan. Şimdi arkadaşlar birkaç tane de drone fail'i izleyeceğiz. Ne oldu lan öyle bir anda? Ne yapıyor oğlum bu? Nasıl bir drone lan bu? Taklacı drone. Bunun güvercinler var. Taklacı, havada takla atan güvercinler var. Oğlum şu drone'lara bak ya. Gerçekten hani film gibi çekiyor ya. Ama bu fail. Ne olacak acaba? Aha. Aha. Çok üzücü bir olay. Gerçekten de çok üzücü, yıkıcı, mahveder insanı ya. Oğlum ben kahrolurum ha böyle bir şey başıma gelse. Sinek gibi ses çıkarıyor bazı drone'lar böyle vız 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 vız. Ne olacaksa olsun artık lan. Niye uzatıyorsunuz? He? Niye uzatıyorsunuz lan? Of. Bu kadar beklettiniz bunun gibi saçma bir şey için mi yani? Tracking mod mu bu da? Yani bazı drone'larda takip özelliği oluyor. Belirlediğiniz koordinat ya da nasıl diyeyim, sinyali sürekli takip ediyor derken yere yapıştı. Bu ne biçim bir müzik? Drone almaya mı gidiyor şimdi? Oo, bir de yeni model bir drone. Mavic Pro, aynen. DJI'ın da sanırım. Pek drone manyağı bir insan değilim. Hatta drone'lar umurumda bile değil. Asla drone'a para bile vermem yani. Ne oluyor yani şimdi? Avo. Adamın suratını gördünüz mü? Yaptı böyle, bak bak. Oldu bir an. Kahroluş. Hala dönüyor. Tut tut. Tut. Kapat. Oğlum ne yapıyorsun? Kapatsana. Ben daha fazla izleyemeyeceğim bunu. Oo, tam manyak bir video çekiyor. İşte yani bak, nasıl diyeyim, drone kullanamıyor herkes. Gerçekten de herkes drone kullanamıyor ve drone'u orada kaldı büyük ihtimalle. Onu gidip alamaz yani. Bir sopa falan, uzun bir şey lazım. Oraya giden adamın da sopaya uzun bir şeye nereden bulacak yani? Haksız mıyım? Ha, ne kadar uzağa gittiğini, motorların ne zaman kapanacağını test ettiğini gibi bir şey söylüyor. Aha. İşte bu yüzden, bu yüzden paranız gerçekten de yeni bir tane alabilmeyi karşılayamıyorsa asla ama asla test videosu çekmeyin. Ne kadar yukarı çıktığını niye merak ediyorsun oğlum ya? Bir de bunların videoların 3 boyutlu olduğunu falan düşünsenize. İşte bak, emanet alınmayacak şeylerden biri araba, biri de drone. İyi, yakaladı mı lan onu? Bir saniye, izleyemedim. Bir şey söylüyordum.
Bir daha izleyelim. Çok özür diliyorum şu anda sizden. Eli mahvolur lan onun. Oğlum manyak mısın, öyle tutulur mu? Parçalanır lan adamın eli, baksana suratına. Lan direkt elini drone'a bandırdı. Parçalanır lan elin. Baksana ya, bakmayın lan, bakmayın. Blurlayacağım burayı, bakmayın. Çekin, bana bakın. Tamam. Ya yeter ya, yeter ya. Öbürleri çok güzeldi. Böyle insanları yakalıyorlardı. O çok güzeldi. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like tuşuna yumruklarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. 1 milyon abonede çok önemli bir şey yapacağım ama 4-5 ay sürer 1 milyon. Ama hepimiz birlik olursak bir günde bile 1 milyon abone olabilirim arkadaşlar, lütfen. Dediğim gibi buradaki Instagram'dan beni takip ederseniz yakın zamanda 5 adet mekanik klavye çekilişini Instagram story'mden duyuracağım. Bu arada ben kel değilim. Şöyle yapayım. Alnım büyükmüş lan benim alnım. Neyse arkadaşlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. I'm coming home.